Merhabalar, farklı noktalarda okuryazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için özellikle edebiyatın yer aldığı sanat okumaları yapıyorum. Ve bununla ilgili olarak da belli başlı yapılara, müzelere, laboratuvarlara veya mabetlere giderek veya doğanın herhangi bir unsurunda çekim yaparak bir içerik belirliyorum. Ve bu içerik üzerinden de anlam okumasını detaylandırıyorum. Bugün de sizinle birlikte Bağbali Yokuşu'ndayım. Şimdi özellikle gençler için ve yetişkinler için eserlere geçmeden önce Bağbali Yokuşu'na geldiğimde çocuklar için yaptığım ilk etkinlikle içeriğime başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki çocuklar için bir okuryazarlık sözlüğü hazırlıyorum ve çocukların bütün videolarımda bir tane, en azından bir tane sözcüğü öğrenmesini sağlıyorum. Bugün de özellikle çocukların Bağbali sözcüğü üzerinden hareket etmesini sağlayabiliriz. Yani aslında çocuklar yüce kapı nedir veya yüksek kapı nedir'in anlamını öğrenirken bir taraftan da aslında toplumsal veya siyasal anlamdaki bir sözcüğün anlamıyla haşır neşir olmuş olacaklar. Çocuklar için bunu söyledikten sonra yetişkinler için özellikle iki tane eserden bahsetmek istiyorum. Tabii burada aslında zaman geçiren birçok edebiyatçının burayla ilgili anılarında mutlaka yer verdiğini görüyoruz. Ama bugün özellikle Yusuf Ziya Ortaş ve Oktay Akbal üzerinden hareket etmek ve onların eserleriyle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Yusuf Ziya Ortaç Bizim Yokuş'ta şöyle demektedir. Bizim yokuşu anlatacağım size. Bizim yokuşu bilirsiniz değil mi diye başlamaktadır sözüne ve daha sonra da buranın aslında İşte matbaaların veya kitapçıların merkezi olduğunu detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Oktay Akbal'a baktığımız zamansa o özellikle Bağbali Yokuşu olarak isimlendirmektedir veya biz buna böyle derizler ve bizden sonrakilerinde bizim yokuş olarak adlandırdığını söyler. Bunun da dışında daha sonra işte nasıl adlandırıldığını bilmediğini söyler. Buranın aslında iki tarafı kitapçılarla çevrili olan bir kültür merkezi olduğunu anlatmaktadır Oktay Akbal. Ve bunun da dışında özellikle dönemin önemli dergilerinde buradaki tanınmış muharrirlerin resimlerinin olduğunu da söylemektedir. Ve bu yokuşu birçok edebiyatçının yavaş yavaş tırmandığını da belirtmektedir. Şimdi bunlara baktığımız zaman onun eserinde özellikle bir de Simit Ağacı Olaydı eserindeki denemesine baktığımız zaman Yusuf Ziya Ortaç'tan Faruk Nafiz Çamlıbel'e kadar veya Necip Fazıl'a kadar birçok ismin buradan geçtiğini görüyoruz. Şimdi bunu anlatırken ben özellikle biliyorsunuz ki edebiyatçıların toplandığı veya sanatçıların toplandığı noktalara değiniyorum. Mesela Sirkeci Garı'nı anlatırken burada böyle bir şeyden bahsetmiştim. Veya Sultanahmet Meydanı'ndan yukarıya çıktığımız zaman işte Beyazıt Meydanı'na baktığımız zaman küllükten bahsederken yine edebiyatçıların veya sanatçıların veya gazetecilerin toplanmasıyla fikir alışverişlerinin yapılmasından bahsetmiştim. Yani böyle merkezler veya böyle yerler, böyle mekanlar bir nevi sanatçıların bir araya geldiği önemli noktalardır ve onların hem eserlerine yansımakta hem de eserlerinden hareketle bize o ruhu yansıtmaktadır diyebiliriz. Bugün de işte Bağbali Yokuşu'nun bu ruhu üzerinde konuşmak için bir içerik hazırladığımı özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi Bağbali Yokuşu sadece basınla ilgili olan bir yer olarak kendisini göstermemektedir. Aynı zamanda yayının da merkezi olduğunu buranın söyleyebiliriz. Ve hem edebiyatçıların hem de sanatçıların, gazetecilerin bir araya gelerek bulunduğu noktalardan, nadir noktalardan bir tanesi olduğunu buranın özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi burada yaşayan, işte buradan bir şekilde yolu geçmiş olan herkesin anılarında buradan bahsettiğini biliyoruz. Yani Ahmet Mithat Efendi'den Ahmet Rasim'e kadar veya işte Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e kadar, Faruk Nafiz Çamlıbel'e kadar birçok ismin buradan geçtiğini görüyoruz. Şimdi ben özellikle gittiğim noktalarda şöyle bir şeye dikkat ediyorum. Yani o noktaya gittikten sonra sanatla ilgili, edebiyatla ilgili anılar anlatmaya veya bununla ilgili bağlantılar kurmaya çalışıyorum. Şimdi buraya kadar geldiysem madem gazetecilik, dergicilik, sanat, edebiyat ve basın bağlantısını
bu mekan üzerinden anlattıysam, buradan geçmiş olan önemli edebiyatçılardan Nazım Hikmet'ten ve Şüküfe Nihal'den bahsetmek istiyorum. Ve ikisinin bir anısından size söz etmek istiyorum. Şimdi tabii Halide Nusret Zorluk Tuna'dan alarak bunu size vereceğim. Bir Devrin romanına baktığımız zaman Halide Nusret Zorluk Tuna onların yaptığı toplantılardan bir tanesinde Nazım Hikmet'in Şüküfe Nihal'e bir kağıt uzattığını söyler ve onun da okuyup gülümsedikten sonra bu kağıdı kendisine verdiğini bize belirtir. Burada aslında Nazım Hikmet Şüküfe Nihal'e çok büyük bir aşk duyduğunu bize anlatmaktadır. Şimdi Şüküfe Nihal dönemin önemli isimlerinden bir tanesidir. Şair, aktivist, eylemci ve kadın hakları savunucusu olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten vizyonu ileriye görebilen nitelikte olabilen yapısıyla bizim karşımıza çıkan nadir sanatçılardan bir tanesi de Şüküfe Nihal. Şimdi Şüküfe Nihal ile ilgili olarak Halide Nusret Zorluk Tuna'nın kardeşi İsmet Kür şöyle bir şey demektedir. Pek güzel bir kadın sayılmazdı. Fakat görenlerin aşık olduğu ya da hayran olduğu kadınlardan bir tanesiydi. Her zaman nazikti, zarifti ve şıktı der. Ve bunun da dışında dünyaya metelik vermezdi ve kendine çok güvenen bir havası vardı. Zaten onu çekici kılan noktalardan bir tanesi de bu dünyaya metelik vermeyen halidir diye de belirtmektedir. Ve aynı zamanda bir ayrılık hikayesi, bir ayrılış hikayesini Nazım Hikmet'in onun için yazdığını söyler. Şimdi Nazım Hikmet'in Şüküfe Nihal için yazdığı şiirinden bir bölüm aldığımız zaman orada şöyle bir şey geçmektedir. Erkek kadına dedi ki seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz, %100, %1500, %100 kere 100 der. Yani aslında bu iki sanatçının arasındaki aşkı böyle bir hatıra ile birlikte size vermiş oluyoruz. Şimdi Şüküfe Nihal'den bahsettik, Nazım Hikmet'ten bahsettik. Şüküfe Nihal'in diğer özelliklerinden bahsedecek olursak 13 yaşından itibaren gazetelere ve dergilere yazmaya başlamıştır ve evinde ileriki yaşlarda özellikle milli mücadele için veya kadın hakları ile ilgili çalışmalar ve toplantılar düzenlemiştir. Sultanahmet mitinginde Halide Edip Adıvar'ın yanında olduğunu söyleyebiliriz. Fatih mitinginde de kendisinin bir konuşma yaptığını ve böylece aslında kalabalıkları ateşlendirdiğini görüyoruz ve kadın hakları ile ilgili özellikle Cumhuriyet'ten sonra kadınların hakları ile ilgili çalışmalar yaptığını, işte dernekler kurduğunu ve aynı zamanda da Türk Kadın Yolu ismini verdiğimiz bir dergide yazılmıştır. Olduğunu görüyoruz. Yani aslında bizim dediğimiz gibi dönemi itibariyle ender rastlayabileceğimiz isimlerden bir tanesidir. Şimdi burası mekan olarak önemliydi. Gazetecileri, sanatçıları, edebiyatçıları barındırıyordu. Biz burada ne öğrendik? Çocuklar için bir sözcük verdik. Babı Ali nedir? Bundan bahsettik. Buradan geçmiş olan, burada işte anıları olan iki tane edebiyatçıdan bahsettik ve aynı zamanda da gazetecilik ve dergicilikle uğraşan bunlardan bir tanesi. Tanesi Nazım Hikmet'ti, diğeri de Şüküfe Nihal'di. Başka bir noktada, başka bir içerikle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.